Herkese merhaba. Bugünkü dalışımızı Saros Körfezi'nde bulunan İbrice Limanı'nda yapıyoruz. Bu bölge dalgıçların sıkça dalış yaptığı bir bölgedir. Derin suyu, beyaz kayalık limanı balıklar için eşsiz bir bölgedir. Deniz çok dalgalı olmasına rağmen zaman kaybetmeden hemen dalışa geçiyorum. Bakalım neler göreceğiz. İlk girişimde şansıma büyük ihtimalle Lipsos denk geliyor. Lipsos'u suyun altında ayırt etmek biraz zor. Çünkü belli bir metreden sonra kırmızı rengi kaybolmaya başlıyor. Lipsos'u iskorpitten ayırmanın bir yolu da renkleridir. Lipsos daha kırmızıyken iskorpit daha kahverengidir. Bu iki balık da zehirlidir. Etrafta bolca karagöz balığı, papaz balığı ve diğer balıklardan bulunuyor. Bakalım daha neler göreceğiz. Yanımızda hemen sargozlar beliriyor. Boyları da bayağı büyük. Agoşon yapıyorum ama yanıma çok fazla yaklaşmıyorlar. Küçük kırmızı bir kaya balığı. Ama o kadar küçük ki kameram o kadar netleşemedi. Taşların arasında çok güzel renkte bir eşkineye denk geliyorum. Gerçekten artık eşkinaları görmek zorlaşmaya başladı. Altımda bir eşkina sürüsü daha var. Hemen nefeslenip dalışa geçmeye başlıyorum. Bu bölgede olta balıkçılığı da yapılmakta. Bu yüzden taşlarda bolca misina kalıntısı var. Etrafta bolca papaz balığı gözüküyor. Cidden burası akvaryum gibi. Şimdi de sizi sarpa sürüleriyle baş başa bırakıyorum.
dalgada ahenkle sallanıyorlar. Tüm balıkların beyninin sağında ve solunda otolit adı verdiğimiz kemiksi beyaz taşlar bulunmakta. Buradan balıkların yaşlarına bakılabiliyor. Eşkinada bu taşlar, yani otolit, fazlaca büyük. Hatta halk arasında böbrek taşının dökülmesinde limonla eritilip içildiğinde faydalı olduğuna inanılır. Şimdi de bir tane sivri burun karagöze denk geliyoruz. Sivri burun karagözler taşlara oyuk açıp üstündeki kabuklu canlıları yerler. Objektifime bir tane gelin balığı takılıyor. Resmen bana poz verdi.
Çekimlerimizi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.